Müslümanlar arasındaki sınırları kaldırmak varken Türkiye ırk sınırlarını savunuyorsunuz. İttihat-ı İslam diyorsunuz. Hep ama iş pratiğe gelince Türkiyeciliğiniz İslam önüne geçiyor. Türk İslam diyorsunuz. Ne ilginçtir ki İslam konusunda şüpheye düştüğüm dönemde Anıl Oktar'ın ve Ali Şeriat'ın kitapları beni ikna etti. İslam inancını tanımada çok başarılı. Mükemmel ama mesele Kürtlere gelince çok büyük aksaklıklar var. Ya şimdi dünyada zaten İttihat-ı İslam yok ki. Türkiye'de biz İttihat-ı İslam'ı sağladık. Yani ilk başarılı İttihat-ı İslam uygulaması Türkiye'dir. Kürt, Laz, Çerkez, herkes İttihat-ı İslam'ın o güzel ruhu içerisinde kardeş olmuşlar. Biz sınırları kaldırdık desek de kimse zaten inanmaz ona. Ama söylüyoruz bak Yunanistan'dan sınırları kaldıralım diyorum. Ermenistan'dan kaldıralım, Azerbaycan'dan kaldıralım, Suriye ile Irak'la kaldıralım diyorum. Yani pasaportu, vizeyi kaldıralım, sınırdan gelsin. Nüfus cüzdanını gösterdi mi geçsin adam. O zaman senin dediğin doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü beni izlememişsin. Benim anlatımlarımı unutmuşsun. Yıllardan beri anlatıyorum ben. Bu kadar yabancı gibi görünen insan bir arada oluyor. Ama ırkçılık olsaydı Orta Anadolu'da belki bir Türkiye, Güneydoğu'da Kürt devleti, Karadeniz'de işte Laz veyahut Karadeniz karışım devleti, Ege'de ayrı bir devlet paramparça olacaktık. Ve aralarında da yine ayrıca paramparça olurlardı. İşte İttihat-ı İslam uygulandığı için, İttihat-ı İslam ahlakı uygulandığı için birlik ve bütünlük içindeyiz. Sınırlar, yani gidip şimdi biz Almanya'ya sınırlarını aç, biz beraber senden desek, Almanya bizi herhalde reddeder. Kabul etmez Allah alem. Ama şimdi Türkiye'nin sınırları bu kadarla kalacak diye bir şey yok. Kısa süre sonra Azerbaycan kapılarını açacak, Ermenistan açacak, Türkiye devletleri açacak. Sonra Irak, Suriye, Ürdün, hatta İsrail. İnşallah. Sevgi kardeşlik içinde yaşayacağız. Ama ne kadar? 7 veya 9 yıl. O kadar. Yani ondan sonra İsa Mesih'in dönemi var. O da çok kısa bir süre. O da çok kısa bir süre. O da Mehdi'nin vefatı var. 7-9 sene kadar dünya hakimiyeti var. Ondan sonra İsa Mesih'in hakimiyeti var. Bak o da çok kısa sürüyor, dikkat edin. Sonra akıl almaz bir bozulma başlıyor. Ahlak çöküntüsü. Ta 1545'e kadar. 1545 sabahında veyahut akşamında veyahut öğleninde o haber onlara ulaşacak. Yani bir yere yazsınlar, bir kayanın üstüne yazsınlar. O kaya o gün paramparça olacak söyleyeyim. Kıyamet kopacak.